Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz şahane, inanılmaz pratik, basit ama çok çok lezzetli bir tarifle geldim. Evet, kıymalı tepsi poğaçası yapacağım. Hamurunu inanılmaz beğeneceksiniz. Gerçekten favoriniz olacak diyebilirim. Dünyanın en kolay poğaçası, en kolay çöreği. Dilerseniz gelin başlayalım. Sizleri tarifimle buluşturayım. Malzemelerimize bakacak olursak sevgili arkadaşlar, 1 yumurtam var, 1 su bardağı ılık sütüm, 1 su bardağı maden suyum var, 2 yemek kaşığı şekerim ve 1 çay kaşığı tuzum, 1 paket instant kuru maya, 1 su bardağı sıvı yağ ve 4,5-5 su bardağı kadar un var. Un eklemesini karışımımıza göre yapacağız. Yani burada yumurtanın büyüklüğü ve küçüklüğü devreye giriyor, biliyorsunuz ki. Sırasıyla şöyle yapıyoruz. Öncelikle 1 su bardağı ılık sütümü karıştırma kabımın içerisine koyuyorum. Ilık olması çok önemli bizim için. Üzerine 1 paket mayamı koydum. Şimdi bunu şöyle güzelce karıştırıyorum. Şeker ve tuz ilavemi de yapıyorum. Şöyle güzel bir karıştırıyoruz arkadaşlar. Sonra üzerine artık diğer malzemelerimi ekleyebilirim. 1 yumurtamı ekledim. 1 su bardağı sıvı yağımı ekledim. Ve 1 su bardağı maden suyumu da ekledim. Sıvıları güzelce birbirleriyle homojen olarak karışmaları için çırpın. Yumurtanızın dağıldığını gördüğünüz anda çırpma işlemini bırakabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz 4,5-5 su bardağı kadar unumu kontrollü olarak ekliyorum. Azar azar ekleyeceğim arkadaşlar. Sizler de lütfen öyle yapın. Şimdi şu kadarını bir ekledim. Sonra karıştırıyorum. Yani unu sıvılarıma yedire yedire ekliyorum. Şimdi biraz daha. Birazcık toparlanmaya başlayınca elimi işin içine sokacağım. Ama şimdilik çırpıcıyla birbirine geçmesini sağlıyorum. Evet, zaten hamurum katılaşıyor gördüğünüz gibi. Birazcık daha un ekliyorum. Şimdi şu yarım bardaklık kısmını eklemedim. Yani 4,5 su bardağı demiştim, biliyorsunuz. Onu hamurumun durumuna göre ekleyeceğim. Bu birazcık daha un alacak gördüğünüz gibi. Benim hamurum yumurtanın büyüklüğüne göre 5 su bardağı unu tamamen alacak. Bu yeterli olacaktır. Güzelce karıştırıyoruz. Hamurumu arkadaşlar güzelce yoğurdum. Kıvamı tam olarak böyle olacak. Ele yapışmayacak. Yani yumuşak bir hamur olmasına lütfen özen gösterin. Bakın şöyle olacak hamurumuz. Şimdi bunun üzerine streç bir filmle kapatıyorum ve 35-40 dakika oda ısısında mayalanmaya bırakıyorum. Bu sırada gelin biz de sizinle iç harcını hazırlayalım. Ben bugünkü yapacağım tepsi poğaçamı kıymalı yapacağım arkadaşlar. Evde bir miktar kıymam vardı. Bunu kullanmak istedim açıkçası. Yaklaşık bir 200 gram kadar bir kıymam vardı. İçerisine sizler dilediğiniz harcı koyabilirsiniz. Peynirli, patatesli, ıspanaklı, işte pırasalı da gayet güzel oluyor. Ama ben kıymalı yapacağım. Şimdi birazcık bir miktar yağ koydum tavama. Üzerine kıymamı koyuyorum. Yani kıymam da zaten o kadar fazla değil gördüğünüz gibi. Çok fazla olmasına gerek yok. Çünkü içerisine bir tane böyle bayağı büyük bir soğan ve 2 tane de yine büyük biberlerden doğradım. Soğanınız büyük olsun ama. Soğan çünkü gerçekten çok lezzet katıyor. Şimdi kıymanızı güzelce kavuruyorsunuz. Kıymalarınızın bu şekilde rengi dönünce arkadaşlar, yani kahverengi olunca artık soğanınızı ilave edebilirsiniz. Çok ince ince doğranmış bir soğan olsun lütfen. Şöyle soğanınızı bir tur döndürün. Bu aşamada böyle birazcık tuz koyalım. Baharatlarını en son koyacağım. Yanmasın diye koymuyorum baharatları. Evet. Şimdi soğanları da bir tur döndürdüm. Sonra üzerine biberlerimi ekliyorum. Ve güzelce kavrulmalarını sağlıyorum arkadaşlar. Soğanlarım ve biberlerim de şöyle biraz öldükten sonra üzerine bir tane domatesi arkadaşlar küçük küçük doğrayıp şöyle bir kase kadar ekliyorsunuz. Şimdi üzerine ben birazcık göz kararı şöyle karabiber ve kimyon ekleyeceğim. Baharatlar tamamen size kalmış arkadaşlar. Bu aşamada ne isterseniz ekleyebilirsiniz. Pul biber veya kırmızı biber de eklenebilir. Ben sadece karabiber, kimyon ve tuz ekledim. İç harcımız hazır sevgili arkadaşlar. Ocağın altını kapatabiliriz. Hamurum kabarıyor arkadaşlar. Şimdi o sırada şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağını aldım. Ben borcamda yapacağım. Tepside de yapabilirsiniz bu arada. Fırın tepsinizde yağlı kağıt serip onun üzerine de yapabilirsiniz. Borcamda yapacağım için altına ben tereyağı sürmek istedim. Sizler eğer isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ama tereyağı gerçekten oldukça lezzetli ve tat katıyor. Borcamımı güzelce yağladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Hamurum şöyle bu şekilde oldu. Şöyle yarısı taban için olacak. Diğer yarısını da üzerine, üst yüzeyine kullanacağım. Şöyle elinizi birazcık yağlayın arkadaşlar. Yapışmasın hamurunuz. Şöyle yaya yaya yapıyorsunuz. Şimdi arasına koymak istediğiniz harcı koyabilirsiniz. Ben biliyorsunuz kıymalı harç yapmıştım. Şimdi onu ilave ediyorum. Kıymalı harcımı şöyle eşit bir şekilde tabanına yayıyorum. Sonra üzerine hamurunuzun diğer kalan kısmını da koyuyorsunuz ve üzerini kapatıyorsunuz arkadaşlar. Tepsinizin üst yüzeyindeki hamuru da şu şekilde güzelce dağıtıyorsunuz. Arkadaşlar burada bir de şeye dikkat edelim. Şu kenarlarda en son şöyle kenarları elinizle birleştirin. Zaten kenarı şöyle yaptığınızda alttaki hamurla kapanmış olacak. En son kenarları da bu şekilde yaparsanız kenarlardan çıkma olasılığı da olmaz. Şu şekilde kenarları kapatıyorum. Bir tane yumurtamın sarısını üst yüzeyine sürüyorum. Çörek otunu ilave ediyorum. Ve poğaçam artık hazır olmuş olacak. Çörek otumu da ilave ettikten sonra ben poğaçamı keseceğim arkadaşlar. Pişirmeden mutlaka şöyle bıçakla bir geçin. Tepsi poğaçamı 180 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırınımda pişirmeye gönderebilirim. 30-35 dakika bu şekilde üzeri kızarana kadar pişmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi artık fırınınızı kapatıp çıkarabilirsiniz. Kıymalı tepsi poğaçam servise hazır arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum sizlere ne kadar güzel puf puf olduğunu. Şu an daha çok sıcak, nefis, içinden dumanı çıkıyor. Gerçekten çok pratik Çok lezzetli, zamanınızı çok alacağını düşünmediğim bir tarif. Özellikle tek tek poğaça yuvarlama derdi yok. Tepsiye güzelce serip aynı poğaça tadını, çörek tadını alabiliyorsunuz. Umarım sizler de bu tarifimi dener ve beğenirsiniz. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın diyorum. Ve bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.